Kan mı belirliyor yaşımız da artık bizim yani? Bunda ben özellikle size bu istatistik bilgileri, her ülkenin kendi şahsına mahsus şeylerdir arkadaşlar. Yani Türkiye'nin şartları farklıdır. Amerika'nın şartları farklıdır. Almanya'nın şartları farklıdır. Şili'nin şartları farklıdır. Brezilya'nın şartları farklıdır. Tabi ona göre orada alınan ücret farklıdır. Yaş farklıdır. Bunlar bizim getirdiğimiz başkanlık sistemiyle falan alakası yok. Bir kere şunun adını koymamız lazım. Bizim yaptığımız sistem değişikliği başkanlık değil arkadaşlar. Türk usulü cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu farklı olan bir sistem. Burada bir sürü 18 tane madde içerisinde bunları tek tek anlatıyoruz. Şimdi bir de Sayın Başkan dedi ki işte başkan gelse kıdem tazminatı kaldırıyorum dese kesinlikle yalan. Ki arkadaşlar hiç kimse kıdem tazminatı falan kaldıramaz, rahat olun. Bu hükümet ne yapıyor biliyor musunuz? Kıdem tazminatı kapatmış. Alamıyorum, tahsil edemiyorum. Ama biz ne yapıyoruz? Kıdem tazminatı fonu oluşturuyoruz inşallah. Sen bir gün bile çalışsan gideceksin de bir günlük kıdem tazminatı alacaksın. Bu hükümet yapıyor bunu arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yine bir şey söyledi Sayın Başkan. Dedi ki hakimleri başkan atacak. Sayın Başkanım hakimlere başkan falan atamayacak. Herkesin kendi kurulu var. Hakimler, savcılar kurulu oluşturulacak. Bunu yine biz seçeceğiz arkadaşlar. 7 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. 4 taneyi Cumhurbaşkanı seçecek. 11 kişi. Bu 11 kişiyi dolayısıyla biz seçmiş olacağız. Niye? Çünkü bir millet odaklı seçime gidiyoruz. Millet olarak biz olarak gideceğiz. Sandıkta oy vereceğiz. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Biz Cumhurbaşkanı seçerken vekillerimizi seçeceğiz. Vekillerimiz ve Cumhurbaşkanımız bizim